Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkese iyi günler diliyorum. Evet, Türkiye piyasaları kapanmadan son saatler itibariyle son durumu özetleyebilecek şekilde bir analiz aktarmak istedim. Değerli dostlar, dün gündüz saatlerinde aktarmış olduğum analizimde üzerinde durmuş olduğum bir takım etkenler vardı. Doların neden bu seviyelere kadar hızlı bir atak yaptığını, bir gün içerisinde hangi sebeplere bağlı olarak bu yükselişi yaşadığını izah etmeye çalıştım. Golan Tepeleri mevzusunu vurgu yaptım ve tek sebebin, yegane nedenin Golan Tepeleri konusu olmadığını, bunun altyapısının ve zemininin son dönemlerde hazırlanmış olduğunu veyahut da mevcut olduğunu ve ana etkenin içinde ekonomik durumumuzun içinde bulunduğu çok ciddi sorunlar ve seçim sonrasında yaşanabilecek olan ekonomik tabloya yönelik güvensizlikler olduğunu ifade ettim. Golan Tepeleri meselesi sadece bir bahane veya fitili ateşleyen bir etken olarak ortaya çıkmış bir durumdu. Ve arkadaşlar, sizlere neler yapılması gerektiğini, bu tarz günlerde, bu tarz hareketli günlerde ne şekilde davranmanın daha doğru sonuçlar yaratabileceğini, hangi adımlar atılırsa daha az hata yapılabileceğini de vurgu yaptım. Bu arkadaşlar, bahsetmiş olduğum analizimi bu videonun sonuna ekleyeceğim. Tekrardan dinlemenizde yarar görüyorum. Zira zannediyorum ki bu dalgalı, bu sert hareketlerin yaşanmakta olduğu bu süreci belli bir zaman dilimi daha yaşayacağız görünüyor. O açıdan hızlı hareketlerin yaşandığı günlerde hata riskinizi azaltmak bakımından mutlaka izlemenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Evet sevgili arkadaşlar, dolar için dün ve yapmış olduğumuz geniş analizde görmekte olduğunuz bu haftalık grafikte yola çıkmıştık ve bu grafiğimize bağlı olarak hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade etmeye çalışmıştım. Şurada görmekte olduğunuz biz Fibonacci çizimimiz bulunuyor. İsterseniz arkadaşlar, öncelikle bir yurt dışı ile ilgili kısa bir değerlendirme yapayım. Şu tablo buradan kalksın, daha geniş bir açıdan bakma imkanımız olabilsin. Dolardaki hareketleri etkileyen sebepler içerisinde tabii ki yurt dışı etkenlerinin olduğunu da söyleyebiliriz. Dünya piyasalarında doların bir değerlenme eğilimi içerisinde olduğunu ve aynı zamanda gelişmekte olan ülke para birimlerinde de önemli satışların yaşandığını görüyoruz. Dolar Japon yenine baktığımız zaman 112'lere kadar çıkmış olmasına rağmen şu anda 110 seviyesinin aşağısına gerilediğini ve bir anlamda Japon yeninin içinde bulunduğumuz, dünya piyasalarının içinde bulunduğu kritik dönemlerde, güven algısının zayıfladığı dönemlerde Japon yenine ve de altına yönelik bir ilginin olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, altında 1320 dolar seviyesine tekrar ulaşmış durumda. Şimdi sevgili dostlar, ana grafiğimiz üzerinden hareket edebiliriz. Şurada görmekte olduğumuz bir direncimiz vardı ve bu direncimiz 5.62 seviyesini temsil etmekteydi. 5.62 seviyesinin önemli bir direnç olması nedeniyle, eğer ki içinde bulunduğumuz süreçte 5.62 seviyesi bir destek konumuna getirilebilir ise, bu durumda biz bu seviyenin üzerinde hareketin devam edebileceğini düşünebilecektik. Zira arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi 5.57-11 seviyesine kadar bir geri çekilme oldu. Fakat genel olarak 5.62 üzerinde kalmaya çalışan bir dolar seyrini izliyoruz. Şayet arkadaşlar 5.62 üzerinde kapanışlar yaşanmaya devam edilirse veya bir başka ifadeyle biz bugünün sonunda 5.62 üzerinde kalan bir dolara tanık olabilirsek, 5.62 direncinin kırılmış olduğuna yönelik inancımız biraz daha teknik manada artmış olacaktır. 5.62 direncinin kırıldığından emin olabilmek için bugün ve yarın da bu seviye üzerinde kapanış görmemiz, bizim bir sonraki direnç bölgesi olan 5 şuradaki 5.92 seviyesine kadar ilk etapta yükselişin devam edebileceği fikrini yaratacaktır. Arkadaşlar, bu hafta için pivot seviyemizin 5.70 olduğunu ifade ettim ve 5.70'in aşağısında kalmaya devam edilirse ve özellikle de 5.62 seviyesi bir destek olarak korunamaz ise, bu durumda 5.55'e kadar devam edebilecek bir satış baskısı yaşanabilir. Bunu dikkate almak durumundayız. Şimdi arkadaşlar, bir de bu grafikten ayrılalım. Daha geniş bir açıyla çizilmiş bir grafik sizlere dün gece sunmuştum ve bu grafiğimiz ise 3.70'lerden başlayan hareketliliği temsil eden bir Fibonacci çizimiydi.
ve şuradaki 547 bölgemizin önemli bir direnç konumunda olduğunu sürekli olarak vurguluyordum. Artık bu direncin aşıldığını ve bu direncin aşılması durumunda ulaşılacak olan seviye 5.88 olarak öngörülmüş büyük pencereden baktığımız zaman. O halde değerli dostlar, 5.88-5.92 aralığı bizim için ilk etapta takip etmemiz gereken önemli bir direnç bölgesidir. Bu bölgeye yaklaşımlarda satış gelebilir, gerileme olabilir. Ama bu seviyenin de aşılıp bir destek konumuna getirilmesi durumunda ise bu kez nereyi takip edebiliriz arkadaşlar? Bir sonraki direnç bölgesi olarak %23.6'ya denk gelen 6.39-6.40 seviyesinin hedef olabileceğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar günlük değerlendirmeye geçecek olursak, bu görmekte olduğumuz grafiğimiz ise bir günlük grafiktir. Ve dün itibariyle arkadaşlar sizlere aktarımda bulunurken dedim ki, pazartesi günü itibariyle, yani şu an içinde bulunduğumuz günü dikkate almak kaydıyla takip edilmesi gereken pivot seviyemiz 5.71 veya 5.72 diyelim biz buna. Bu seviyenin aşağısında kalınır ise yukarı gitme isteğinden ziyade aşağı eğilim ön planda olabilir. Nereye kadar bu aşağı eğilim devam edebilir? 5.58 seviyesine kadar devam edebilir. Biz bugün arkadaşlar hangi seviyeyi gördük en düşük olarak? 5.57 seviyesini gördük. O halde arkadaşlar 5.70'in aşağısında kalındıkça 5.58'e kadar bir geri çekilme ihtimali vardı. Bu ihtimal gerçekleşti. İkinci kriterimiz neydi? 5.62 seviyesiydi. 5.62 üzerinde kalabiliyor muyuz, kalamıyor muyuz? 5.62 seviyesinin üzerinde kalabilmemiz önemli bir direncin aşıldığının teyidi anlamına gelecektir. Ve buna bağlı olarak da yükseliş ivmesinin hala mevcut, hala gündemde olduğu fikrini bize gündeme getirmiş olacaktır. İlk etapta 5.70 seviyesi, onun ardından da bu 5.70'in aşılması durumunda 5.88-5.92 bölgesine kadar bir hareketlenme olabilir diye düşünebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar şu görmekte olduğunuz grafiğim ise bir 120 dakikalık grafiktir. Biraz önce ben seans işlerinde Twitter adresimden 120 dakika veya 240 dakika gibi belli periyotları dikkate alarak pivot verilerini aktarıyorum. Gün içinde işlem yapan arkadaşlarımızın anlık bir değerlendirme yapabilmelerine imkan olabilmesi bakımından. Sevgili arkadaşlar, şu anda son durum itibariyle evet, son durum itibariyle içinde bulunmuş olduğumuz barı dikkate aldığımız zaman, içinde bulunduğumuz son 2 saati dikkate almak kaydıyla dikkat edilmesi gereken pivot seviyemiz 5.67 olarak görülmekte. 5.67 seviyesinin aşağısında kaldıkça 5.64 seviyesinin ve bunun da aşağısına gelinir ise 5.59 seviyesinin dikkate alınması gerektiğini bana öngörmekte. Son pivot verim bu şekilde. Ve en son arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.58 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmış. Yani şuradaki 5.67 seviyesinin aşağısında kalınmakla nereye kadar geri çekilmenin olabileceğini bana buradaki veriler ifade edebiliyor. 5.64'ü bunun da aşağısında 5.59 veya 5.60 seviyesinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmekte. Arkadaşlar, bu rakamlar saat 18'e kadar geçerli olan rakamlardır. Çünkü 120 dakikalık bir periyoda göre bakmaktayım. Ama şu an içinde bulunduğumuz anlık pivot verilerine baktığım zaman ise 5.62 seviyesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Eğer ki 5.62'nin aşağısında kalınıp ise 5.60 desteğinin altında 5.56'ya kadar bir geri çekilme olasılığının gündemde olduğunu ifade ediyor. Dikkat edin sevgili dostlar, bu olasılığın gündemde olduğunu ifade ediyor. O halde arkadaşlar sonuç itibariyle bizim yakinen dikkat etmemiz gereken husus 5.62-5.60 bölgesinde kalabiliyor muyuz? Özellikle de 5.62 üzerinde kapanış gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? 5.62'nin üzerinde kalabildiğimiz ve bu kapanışı yaşayabildiğimiz takdirde 5.70 ve sonrasında 5.88-5.92 bölgesi hedefte olabilecektir. Ama 5.62'nin aşağısında, özellikle de 5.60'ın aşağısında kalındığı zaman 5.57 ve 5.55 seviyelerini yakından takip etmek lazım. Şahsi düşünce ve kanaatim olarak 5.55 bölgesi önemli bir destek bölgesi olarak algılanabilir. Geri çekilmelerde
genel olarak 5.55 ile 5.60 aralığından bir tepki isteğinin oluşup da 5.62 üzerine tekrar yönelmek isteyen bir dolar seyrine tanık olabileceğimiz kanaatindeyim. Tabii ki hızlı haber akışları, tabii ki anlık olan bir takım reaksiyonlar hızlı hareketliliklere, dalgalanmalara sebebiyetler verebilmekte. Panik olmamalı, piyasayı dikkatle izlemeli ve kritik seviyeler olarak öngörülen değerleri dikkate alarak adım atmanın yararını zannediyorum çok daha fazla zaman içerisinde görüp anlayabileceksiniz. Evet arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak teknik görüntü ve an itibariyle tablomuz bu durumda. Dilerseniz bir de 60 dakikalık bir tabloya bakalım. Bu nasıl bir görüntü ifade ediyor bizim için? 60 dakikalık tablomuz itibariyle arkadaşlar 5.62 seviyesinin yine önemli bir seviye olduğunu görüyorum. 5.62'nin aşağısında 5.60'ı önemsemiştik. Bir de 5.57 seviyesini yine görebiliyorum. O halde 5.60'ın aşağısına sarkmalar olabilir. Bu sarkmalar 5.57-5.60 aralığına kadar bölgesinde söz konusu olabilir. Ama 5.62 yine önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, gece Viyop konusuna da değineceğim. Eğer bu kritik seviyelerle ilgili önemli bir değişim söz konusu olursa yine dolar TL için yarına yönelik özel bir analiz aktaracağım. Pivot verilerini ise mutlaka Twitter adresimden gece 24'ten sonra aktarmaktayım. Efendim iyi akşamlar diliyorum herkese. Geceniz güzel olsun. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla.